Şunu özellikle belirtmek isterim ki, basının eleştiri hakkına her zaman saygı duymuşum. Her zaman temiz siyasetten, açık ve şeffaf siyasetten yana oldum. Demokrasimizin ilerlemesi ve gelişmesi için basın özgürlüğüne herkesin saygı duyması gerektiğini en ateşli savunucularındanım. Arkadaşlar, avukatlık tezini basın yoluyla kişilik haklarını ihlali olarak vermiş bir siyasetçi, siyasetçinin de her türlü eleştiriye katlanması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin kararları açık ve nettir. Siyasetçi sert de olsa eleştirilere katlanmak zorundadır. Siyasi iseniz elbette eleştirileceksiniz bu şekilde. Hem yaptıklarınızla hem de yapamadıklarınızla. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Siyasetçi bu tür durumlara da alışmalıdır. Ancak son dönemde bazı basın yayın organlarından basın konseyi meslek ilkelerinin 3, 4, 6, 9, 10, 16. maddelere aykırı şekilde tarafından hiçbir bilgi almadan tek taraflı olarak şahsım aleyhine maksatlı yayınlar yapılmaktadır. Şeffaflık anlayışı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bazı konulara açıklık getirmekte de bu sebeple yarar görüyorum. Değerli basın mensupları, bazı basın organlarında ve internet sitelerinde benim Zonguldak'ta oy kullanamayacağım iddia edilmektedir. Bu durum doğru değildir. Bildiğiniz üzere 2011 yılında partinin Zonguldak 5. sıra adayıydı. Seçim kanunu gereği milletvekili adayları oylarını kendi seçim bölgelerinde istedikleri sandıkta kullanabilmektedirler. Ben 2011 seçim döneminde özellikle şunu ifade ediyorum. Oyumu köyüm Ballıca'da kullandım. Yasa gereğince bu benim en doğal hakkım. Yine şuradan ifade ediyorum. 2015 milletvekili genel seçimlerinde de oyumu köyümde kullanacağım. Ballıca'da kullanacağım. Değerli basın mensupları, yine bir başka iddia. Basın organlarında deniliyor ki Ereğli'de ev yok, Ankara'da evi var, Ereğli'de otelde kalıyor, Ankaralı şeklinde iddialar var. Bu iddialar hayatımda duyduğum en saçma iddialar arkadaşlar. Benim Ballıca köyünde evim var. Bilen biliyor. Yine Ereğli'ye geldiğim zaman da köyümdeki evimde kalıyorum arkadaşlar. Bir kişinin köyündeki evinde kalmasında suç olduğunu, eleştiri konusu yapılması gerektiğini anlamış değilim yani. Yine arkadaşlar doğrudur. Benim Ankara'da da evim var. Bunu hiç inkar etmedim ki. Bir kişinin Ankara'da evinde olmasının da ben suç olduğunu düşünmüyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. Diğer partilerin adaylarının da Ankara'da evleri var. İsim vermek istemiyorum. Zonguldak'ta evleri yok. O arkadaşlarımızı hiç kimse eleştirmiyor maalesef. Sadece beni eleştiriyor. Bu eleştiri getirenler de niye böyle bir eleştiri getirdiler vallahi anlamadım. İşin açıkçası anlamadım. Niye böyle bir eleştiri getiriyorlar? Arkadaşlar ben her yerde açık ve net şekilde söylüyorum. 20 yıldır Ankara'da avukatlık yapıyorum. Yani herhalde şey diye düşünüyorum. Benim hakkımda başka bir eleştiri bulamayanlar sadece buradan bir eleştiri getirmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar, ben belediye başkan adayı değilim. Ben milletvekili adayıyım. Milletvekili zaten doğal olarak parlamentoda geçiriyor görev zamanının büyük bir kısmını. Öyle değil mi arkadaşlar? Yaşamının tamamını burada geçiren bir aday da olsa seçilecek olan arkadaşım mecburen Ankara'ya gidecek. Orada görev yapacak. Orada bir ev tutacak mecbur mu? Bu arkadaşlarımız seçildiklerinde Ankara'nın yollarını bilmediklerinden, bürokratik işleri bilmediklerinden orayı öğrenmeleri için 2 yıl gibi bir zaman geçecek arkadaşlar ortalama. Biz orayı biliyoruz. Bürokratik işleyişi biliyoruz. Siyasi işleyişi biliyoruz. Arkadaşlar Türkiye merkezi yönetim. Yani bir genel müdürlükten
işinizi çözmeden, bir bakanlıktan işinizi çözmeden Ereğli'ye, Alatlı'ya, Zonguldak'a, köylere hizmet getiremezsiniz arkadaşlar. Bu böyledir. Bunu herkes biliyor. Şimdi biz bu şekilde Zonguldak'tan Ankara'ya gitmiş ve Ankara'nın işleyişini bilen bir insan olarak ben kendimi diğer adaylardan daha avantajlı görüyorum. Kimse kusura bakmasın. Arkadaşlar şunu söylüyorum. Benim Ankara'daki evim sadece benim evim değildir. Bütün Zonguldakların evidir. Herkes oraya davet ediyor. Sıkılanlar çatlasın. Bir başka saçma eleştiri konusu da benim otelde kalmam arkadaşlar. Yani doğrudur, ben otelde kalıyorum. Şimdi arkadaşlar benim evim köyde. Oraya gidip gelmem akşamları benim 1,5-2 saatim oluyor. Yani zaman alıyor. Benim şu anda arkadaşlar 1 dakikaya ihtiyacım var. 1 dakikaya. Şimdi ben böyle bir zaman kaybına niye yol açayım? Diyorlar ki otelde kalıyor. Arkadaşlar seçim çalışmaları organize bir şekilde götürmem için de benim burada kalmamda fayda var. Ha burada ev arıyorum. Kiralık ev bakıyorum arkadaşlarım biliyor. Eşimle beraber buraya yerleşeceğiz. Daha doğrusu köydeki evimize ilaveten bir de Ereğli kent merkezinde evimiz olacak. Kiralık veya satılık bir bakıyoruz şu anda. Yine dediğim gibi arkadaşlar şunu ifade etmek istiyorum. Şu anda ben otelde kalıyorum ama biliyorum ki bütün Ereğlilerin evi benim evim.